İşte Changi Havalimanı, şu meşhur dünyanın bir numarası, her zaman en iyisi seçilen Singapur Havalimanı'ndayım. Şu takıldı galiba, bozuldu. Hop. Ha, evet, o takılmış. Vay be. Vay be. Resmen bilim kurgu filmleri gibi değil mi ya? Şuraya bak. İçeri giriyorsun. Seni böyle bir botanik park karşılıyor. Havadan trenler hareket halinde sağa sola. Terminal, diğer terminalleri. Bunlar doğal böyle saksılarda yapmışlar. Aslında tek sıra şöyle bir saksı yapılsaymış daha güzel olmaz mıymış? Olurmuş bence. Ahşap tek sıra halinde. Bunları sulaması da bir dert ya. Evet, biraz da üst. İşte bizim güzel orkidelerimize geldik, denk geldik. Herkes büyülenmiş gibi burada dolanıyor abi. Şunlar Skytrain. Resmen şöyle bir bilim kurgu filmi gibi değil mi ya? Havadan trenler gidiyor. Küçücük pastalar 10 dolar, 11 dolar. 10 dolar. Strawberry cheesecake 9 dolar. Lan normal mi? Yani şimdi dediğim gibi bu bölge biraz şık bölgesi. Zaten o mekanın şıklığı ortada ve havalanın tam en turistik yerindesin. Şelalenin olduğu bölüm. Abi yani dünyanın bir numarası burası. Bu havaalanı. Singapur'da dünyada zaten birçok konuda bir numara. Böyle bir şey yok yani. Bir daha hiçbir havaalanında göremezsin. Gelmişken bunu doya doya izlemek lazım. Yerler tamamen Halifax. Bekleme koltukları, büyük koltuklar, çeşit çeşit koltuk, son derece geniş. Evet, inanılmaz bir dekorasyon. Son derece şık, lüks, temiz. Akıl alır gibi değil ya. Adamlar başka bir boyutta resmen. Bu Skytrain. Ondan sonra indik. Girişimiz çok kolay oldu. Sadece pasaportu scan ettik. Şu elektronik aletlerden pasaportu koyduk, okuttuk. Ve yüzümüzü taradı. İçeri girdik vallahi, ben de hiçbir şey anlamadım yani. Ne form doldurma, ne bir şey, öyle bir şeyler, hiçbir şey yoktu. Şöyle çekeyim de kafamız karışmasın. Terminal 1'den Terminal 2'ye 2 dakikada falan geldik. Yani yan yanalar aslında da. Hani oldu ya, yanlış terminale geldin giderken. Panik yapacak bir şey yok. 2 dakika bir şey. Skytrain var zaten. Bu da şu anda Terminal 2. MRT denilen yer. MRT burada metroya deniyor. Şimdi oradan işte şehir merkezine gideceğim. Şöyle çekeyim iyice de öğreneyim. Çünkü devasa büyük. Kafa biraz karışabilir. Evet, MRT denilen metroya geldim. Şurada işte turist pass falan satılıyor. Gerek yok. Kredi kartı geçiyormuş. Önden öğrendiğime göre. Terminal 3'te biraz ileride ya. Hepsi yan yana işte. Yürüme mesafesinde. Panik yapacak bir şey yok yani öyle. Benim anladığım ama. Terminal 2, 4'te bak mesela buralarda. Changi Airport. Şuradan okutuyoruz bakalım. Changi Airport diyor. Buradan Tanah Merah'a gideceğiz. Oradan da aktaracağız. Ben de Meğer diye. Böyle devasa bir metro. Havaalanı çok büyük olduğu için biraz kafa karıştırıcı gibi ama sağa sola şöyle biraz bakınca çözülüyor yani. Çok korkacak bir şey yok. Metro ile Tanah Merah istasyonuna geldim. Şurada yazıyor Tanah Merah. Bir sonraki Expo. Tanah Merah'tayız. Bu iki durak sonra Tampines. Oradan işte bizimkine geçeceğiz. Oradan da Bendemeer'e gideceğim. Doors are closing. Bendemeer. Döndü mü yok falan öyle bir şeyler diyor. Bu durakta indik. Bizim kapsül otel. Hostel buraya yakın bir yerde. Bakalım bulabilecek miyiz? İçeri girebilecek miyiz? Tarif üzerine olacak çünkü. Karşılayacak kimse yok. Gidiyorum bakalım.
şu yolun bir 50 metre ilerisindeyim. Bu caddedeyim. Şurada ne yazıyordu? Tri-Wheat, evet, Tri-Wheat Road. Burada kalıyorum. Başladık bakalım gezmeye. Biraz uyudum. Uyumaya çalıştım yani. Uyuyorum. Geri uyanıyorum. Şeyler, klima ve ventilatörler kuvvetli çalışıyor. Sürekli rüzgar geliyor. Bir üşüyorum. Bir böyle rüzgar geliyor filan. Biraz sıkıntılı bir yer ama eşyaları da daracık yere koy. Onu oradan al, onu oradan al filan. İşimiz var. Neyse işte, ne yapalım. Böyle katlanacağız yani. Şimdi çok rahat ortamdan geldik böyle tabii sıkışık ortamlarda kalmaya. Şimdi merkeze doğru gidiyorum. Buralar böyle. Evet, klasik böyle bir Çin etkisi. Yani direkt Çin kültürü hakim gibi. Tayvan, Mayvan falan çok benzettim yani. Şöyle bir evin önünde millet fotoğraf falan çektiriyor. Galiba işte gezilecek ünlü yerlerden biriymiş herhalde de. Little India abicim. Ortam son derece kaotik, kalabalık. Bugün de pazar. Yemekler yeniyor. Yürüyüş yapanlar, fotoğraf çekenler. Sinerjisi bayağı yüksek bir yer yalnız. İçinden şöyle bir geçmeyi hak ediyor aslında. Farklı yani. Şu ana kadar daha gelişmişlik falan görmedik. Singapur'un arka mahalleleri. Gerçek çalışan emekçilerin işte yaşadığı mahalleler böyle. Temizlik de yok sokaklardan görüldüğü gibi. Öyle düzenlere uyma falan da yok. Işık da bekleyeyim şu bu falan. Ama işte arka mahalleleri görüldüğü gibi. Böyle sıradan. İklimden dolayı işte çok ağaçlık doğru, her tarafa ağaç falan. Evet, böyle hoş bir sinerjisi var. Bir taraftan kalabalık, bir taraftan rengarenk. Çok renkli dükkanlar falan filan böyle. Yani etkileyici bir ortam var ama bütün sokakları, bütün arka mahalleleri, her tarafı da böyle Lego şehir değil yani. İşte arka mahalleleri, sıradan sokakları da böyle. Gayet normal yani. Daracık kaldırımlar var. Burası Mustafa Center. İleriden geldik, içine girdim. Bayağı kalabalık bir yerdi. Şurada işte para bozdurdum. En iyi oranları burası veriyormuş. Bura böyle turistik mi? Yani işte çok hareketli, canlı, alışverişin döndüğü bir yer. Yani şöyle içinden bir yürünebilir. Şuradan mı gitsem acaba şimdi? Şuradan şöyle gideyim. Rastgele buradan merkeze doğru yürüyorum şimdi. Buralar Little India. Görüntü işte tamamen Hint mahallesi. Her taraf Hintli dolu. Yine bu zavallılar galiba aşağı işlerde çalışıyorlar. Ucuz ucuz yerlerde yiyorlar, içiyorlar, alışveriş yapıyorlar. Görebildiğim kadarıyla. Şimdi burada bir tapınak varmış. Ondan sonra işte birkaç şey daha var bu Little India denilen yerlerde. Yol buraya getirdi. Mustafa Center'a gelince buradan da aşağı doğru. Görüldüğü gibi küçük Hindistan yani. Evet, Kampong Glam denilen bölge buralar. Malay ve Arapların olduğu, işte Müslüman nüfusun olduğu bölge. Gerçi adı Arab Street. Şu cadde Arap sokağıymış. Şurada da bir Sultan Camisi var. Oradan başlayalım. Buralar da böyle renkli. Little India'nın daha galiba gelişmiş versiyonu gibi. Daha derli toplu, düzenli, yerler temiz. Little India'dan buraya yürüyerek işte 15-20 dakikadır yürüyorum herhalde biraz. Var yani 3 kilometre kadar. Şimdi de buradayız. Burayı keşfediyoruz. Şu beyaz çizgilerin dışına çıkmıyoruz. Ceza varmış. O India denilen bölgede tabii kimsenin ne kurala uyduğu var. Yerlerde pislik içinde. Yani buralar da öyle, aman aman. O kadar da şok. Yani yazıldığı kadar öyle her şey çok keskin değil görebildiğim. Çok daha merkezi yerlerde işte öyle çok dikkat ediyorlardır. Onun dışında bizden asılsa buralarda böyle ya. Şu Sultan Camii. Kampong Glam denilen bölge burası. Müslüman nüfusun yoğun olduğu yermiş. Gerçi artık her taraf kozmopolit hale gelmiş de. Gene Hintliler çok fazla görebildiğim kadarıyla. Restoranlar falan Hint restoranları. Çinliler de var. Herkes her yerde ya işte. Zamanında o isim almış ama. Ama
Ama görüldüğü gibi işte Malaylar da var burada. Malayların ağırlıklı olduğu için bu cami dışarı şeyi verebiliyormuş, ezan sesini. Diğer camilere yasakmış. Kurallar orada internette görüldüğü gibi çok keskin değil, öyle yok. Beyaz ışık, aman ışık yanmadan geçemezsin, yok yere hiçbir şey atamazsın, yok yaya geçidin dışından geçemezsin. Daha geleli bir saat oldu şurada dışarı çıkalı. Yere çöp atan da var, yaya geçidinden geçmeyen de var. Işık yanmadan geçenler de var. Yani bölgesel biraz. Merkezi yerlerde falan belki biraz daha sıkıdır da. Bu arka mahalleleri devletin kontrol edeceğini sanmıyorum. Bayağı kalabalık çünkü. Çok fazla Hintli bir. Hintliler çok fazla var ve hani şu an bulunduğum yerlerle ilgili galiba. Böyle biraz deniz havası, Ege havası veren beyaz badanalı, rengarenk evlerin olduğu yerler. Turkish Cousin işte. Artık sahibi mi Türk, açar mı Türk? Neyse. İşte Arap, Lübnan mutfağı, Arap mahallesi, Arap sokağı. Lübnan Turkish Cousin. Hello. O meşhur yer burası işte. Şurada da İstanbul Grill var. Kampong Glam denen yerler. İşte Arap Street, Arap sokağı denilen yerler. Ortam böyle gayet canlı. Artık her milletten adam var tabii ya. Çok turistik olmuş. Az önce şu cami miydi önünden geçtiğim ya? Sultan Camii diye. Başka bir yerden dolandım tekrar geldim galiba da bu sokak. Görmemiştim şimdi bu sokağı da. Görünce olay tamamlandı. Şehirdeki turistik yerlerden birisi. Çok canlı, mimari hoş. Rengarenk. Şimdi merkeze doğru yürüyorum. Arab Street denilen yerlerden. Artık böyle işte yüksek yüksek gökdelenler, oteller falan başladı. Şu kaldırım şu anda gördüğüm en geniş kaldırımlardan biri. Normalde kaldırımlar çok dar. Arayollarda. Burası biraz ana cadde olduğu için. Çünkü yer çok kıymetli. 5,5 milyon nüfus olunca alan da çok dar. Yalova'dan bile küçük bir yer. Klasik yani bu Asya ülkelerinde öyle şehir planlaması falan Avrupa gibi olmaz genelde. Daracık olur, kaotik olur, gürültülü olur yani kalabalıktır çünkü. Öyle Avrupa düzeni falan beklemeyeceksin. Böyle garip garip restoranlar çıkıyor karşıma da nasıl alınıyor, nasıl yeniyor falan bilmiyorum. Sistemi de bilmediğim için aç aç geziyorum valla. Gideceğim şimdi lüzumsuz bir Hint lokantasında yiyeceğim kötü bir şeyler. Merkeze doğru giderken bir başka kavşak noktası. Artık çok yaklaştık merkeze. Şu ileride yaklaşık 1 kilometre falan kaldı. Merkez dediğim yani Körfez bölgesi. Merlion falan olduğu yerler. Şurada böyle dikili taş gibi bir anıt var. 1942-45 yazıyor. Yani 2. Dünya Savaşı dönemine denk geliyor ama. İkinci Dünya Savaşı demek ki buralarda da mı yıkım yaptı acaba? Şu gökdelenlere bak ya. Şey, botanik parkı gibi. Gelişmiş bölgelere geliyoruz artık. İşte düzen başladı. Kaldırımlardan, ağaçlardan, binalardan. Şimdi Little India resmen buranın Hindistan'ıydı yani. Eğleniyor galiba gençler burada. Bir tane güzel bir parka geldik ama gene Hint ağırlıklı. Yok, Çinliler de var. Çinli, Hint karışık. Malaylar çok fazla göremedim henüz. Benim yürüdüğüm yerlerde belki pek yok. Tek tük yani gözüme çarptı Müslümanlar, Malaylar, kapalı. Bunlar Hint. Neresi olduğunu bilmiyorum şimdi haritadan. İnternetim de yok, hata almadım. Victoria Theater'mış. Şuradan gideyim bari ya. Hat almadım, zaten çok pahalı bir ülke. E-SIM alacaktım da ona da üşendim. Ya şimdi dedim yanlış kuramam, edemem falan. Burada böyle bir park var. Millet yayılmış, bugün pazar.
Şuradan şu meşhur otele doğru devam ediyoruz.